Tekrar merhabalar spor gecesiyle karşınızdayız. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle. Bugün oynanan mücadele, mücadelelerde Çaykur Rizespor'la MK Ankara Gücü 1-1 berabere kaldı. Atiker Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yarın saat 16'da Başakşehir Sivas Sporu Antalya Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 19'da Kayseri Spor Trabzon Sporu konuk edecek. Pazar günü saat 16'da Bursa Spor evinde Erzurum Spor'la karşılaşacak. Saat 20'de ise Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Pazartesi günü maçlar saat 20'de oynanacak. malatyaspor Spor Akisar Spor'la Fenerbahçe'de Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba hem Süper Lig ekipleriyle hem de Bursa Spor'la ilgili önemli tüyolar verdi. Deneyimli teknik adam Bursa Spor'un içindeki sorunlardan kısa sürede kurtulması durumunda zirve oynayacak bir takım olacağına inandığını söyledi. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, Bursa Spor Kulübü'nün bazı sıkıntıları üzerinden kısa sürede atması durumunda ligdeki denge değişiminden faydalanıp ilerleyen yıllarda zirveye oynayabilecek bir takım olacaklarını söyledi. Az olan şeylerdir ama bizi öne etti. Arkadaşların morali, camianın morali. Ay baba, aslında biz şu anda hızlı başladık. Avantajlıyız. 2-3 sene daha kulüplerin ekonomik sıkıntısı olacak öyle gözüküyor. Çok sürpriz takımlar şampiyon olabilir. İş oraya doğru gidiyor. Bursa da büyük avantajı var. Eğer içindeki sıkıntılardan çabuk kurtulursa bu fırsatı değerlendirebiliriz şeklinde konuştu. Önümüzdeki maçların bizi nereye getireceğini hesaplayıp ona göre plan program yapacağız. Bursa Spor'un zirveye oynayan bir takım olması için öncelikli olarak genç yetenekleri geliştirmek olduğunun altını çizen Ay Baba, kulüplerin ekonomik olarak kötü gidişatına sebep olarak da altyapıdan oyuncu arayışına girilmeyerek genç yeteneklerin futbola kazandırılmamasını gösterdi. Teknik adamların bu krizleri iyi yönetmeleri gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, dünyanın en iyi oyuncularını alarak oluşturulan kadroyla şampiyon olmanın bir şey ifade etmediğini söyledi. Bu çerçevede Süper Lig'de genel olarak gençlere dönüşümü Başladığını vurgulayan Aybaba, Bursa Spor'un transferde atacağı adımları belli bir plan çerçevesinde yapacağını belirtti. Devre arasında takıma iki veya üç tane futbolcu baktıklarını söyleyen Aybaba, öyle bir oyuncu alalım ki hem ikinci yarıda bize katkısı olsun hem de bir sonraki sezonda bize katkısı olsun dedi. Bursa Spor'a TFF'den gelen prim ücretleri belli oldu. Süper Lig'de şu ana kadar 4 maçtan puansız ayrılan Timsah elde ettiği 3 galibiyet ve 7 beraberlikle toplam 16 milyon 900 bin Türk lirasını kasasına koydu. Süper Lig'de ilk 7 haftada galibiyetle tanışamayan Bursa Spor'da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen prim ücretleri belli oldu. Ankara gücü maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmeye başlayan Yeşil Beyazlılar ekonomik olarak da kazanmaya başladı. Ligde 16 puanla 11. sırada yer alan Timsa, TFF'nin prim sistemine göre şu ana dek elde ettiği 3 galibiyet ve 7 beraberlikle birlikte kasasına toplam 16 milyon 900 bin Türk lirası koydu. Yeşil Beyazlılar galibiyetlerinden 7 milyon 800 bin Türk lirası, beraberliklerden ise 9 milyon 100 bin Türk lirası kazandı. Böylelikle Bursa Spor, geride kalan 13 lig maçındaki potansiyel 33 milyon 800 bin TL'lik primin yarısı kasasına girdi. TFF tarafından bu sezon ligde her hafta galibiyete 2 milyon 600 bin Türk lirası, beraberliğe ise 1 milyon 300 bin Türk lirası ödeniyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kural çekimi 2 Aralık Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yapılacak. Türkiye kural çekimine 3. torbadan girecek. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kural çekimi 2 Aralık Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Dublin Kongre Merkezi'nde Türkiye saatiyle 14'te başlayacak kural çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Ali Türüz, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar temsil edecek. EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı listeler şöyle: Uluslar Ligi, İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere. 1. torba Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya. İkinci torba Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya. Üçüncü torba Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail. Dördüncü torba Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan. Beşinci torba Makedonya, Kosova. Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebeli Tarık, Fareo Adaları, 6. Torba, Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino. Koku ayrılığının ardından her geçen gün Ersun Yanal seslerinin daha da yükseldiği Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç konuya noktayı koydu. Sarı Lacivertlerin Başkanı önümüzdeki hafta Ersun Yanal ve yeni hoca ile alakalı açıklama yapacak. Teknik direktör Filip Koku ayrılığının ardından takımı teknik sorumlu Erwin Kovman'a emanet eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç konuyla ilgili açıklama yaptı. Koku ayrılanın ardından Sarı Lacivertli camiada Ersun Yanal seslerinin yükselmesiyle birlikte konuyla ilgili Sarı Lacivertli cepheden net bir açıklama gelmemişti. Bu çerçevede Başkan Ali Koç'un Sarı Lacivertli bir taraftarla telefon görüşmesi yaptığı ve burada teknik direktör Ersun Yanal'la ilişkin sorulara cevapladığı belirtildi. Başkan Ali Koç bu görüşmede Ersun Yanal ve yeni hoca ile alakalı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını bildirdi. Spor turuyla devam edelim. Trabzonspor'da olan genel kurul cumartesi günü yapılacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacak ve 2 gün sürecek genel kurulda Başkan Ahmet Ağoğlu seçime tek aday olarak girecek. Karadeniz ekibinin 74. olağan genel kurulunda ilk gün dernekle bağlı şirketlerin hem idari hem de mali raporlarının okunup görüşülmesi, dernek yönetim kurulunun ibrası, hazırlanan bütçelerin okunup görüşülmesi ve oylanması gibi gündem maddeleri yer alıyor. Toplam 7102 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulun ikinci gününde başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. İngiltere Premier Lig'de Southampton maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, takımın Şilili yıldızı Alexis Sanchez'le ilgili kötü haber verdi. Mourinho, antrenmanda dizinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı. İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Sanchez'in 2019'dan önce takımdaki yerini almasının zor göründüğü yazıldı. Arsenal'den büyük umutlarla transfer edilen Sanchez, bu sezon ligde ve Avrupa'da 12 maçta forma giyerken tek golünü Newcastle United'a attı. Kind of Amerikan Basketbol Ligi NBA'de LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, Indiana Packers'ı ağırladı. Lakers'ın Packers'ı 104-96 yendiği maçta LeBron James 38 sayı, 9 rebound ve 7 asistle oynadı. Ev sahibi ekipte Brandon Ingram 14, Josh Hart 13 sayı ile galibiyete katkıda bulunurken, konuk takımda ise Domantos Sabonis 20 sayı 15 reboundla double double yaptı. Avrupa Ligi'nde 5. hafta geride kalırken UEFA tarafından haftanın en iyi oyuncularından oluşan ilk 11 listesi açıklandı. Listede Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalanoğlu ile Beşiktaşlı Jermaine Lens de yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın ilk 11'i de belli oldu. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde 5. hafta grup maçlarının en iyi 11'ine giren oyuncular duyuruldu. F grubunda İtalyan temsilcisi Milan'ın Lüksemburg ekibi Düdelançı 5-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve takımın 3. golünü kaydeden 24 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'yla I grubunda Beşiktaş'ın Norveç deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı Sarfsborg mücadelesinde 2 gol atan Hollandalı Lens haftanın ilk 11'ine seçildi. UEFA tarafından belirlenen en iyi ilk 11'de kalede Thomas Kübek, savunmada Michel Wieser, Zakar Vokov, Jules Konde, Andreas Ulmer, Orta sahada Emil Simitrov, Hakan Çalhanoğlu, Bruno Fernandes, Jeremy Lens, Forvet'te Abdullah Daibi, Kalum Hunson yer alıyor. Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Bursa Spor, deplasmanda Orman Spor'la karşılaştı. Potanın timsahları mücadeleden 75-64 mağlup ayrılarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Devam ediyoruz. Sırada Bursa'yı farklı branşlarda temsil eden ekiplerin maç programı var. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegöl Spor saat 13.30'da deplasmanda Sancaktepe ile karşılaşacak. TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karacabey saat 13.30'da Bayburt İl Özel İdaresini ağırlayacak. Voleybol Sultanlar Ligi'nde 17.30'da Nilüfer Belediyesi Galatasaray'ı konuk edecek. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi saat 14'te deplasmanda Seydişehir ile karşılaşacak. Tofa saat 16'da Bornova'ya konuk olacak. Erkekler Handbol Süper Ligi'nde saat 17'de Nilüfer Rüfer Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi'ni ağırlayacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde saat 14:30'da Final Spor İTÜ konuk edecek. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi saat 14'te Urla ile karşılaşacak. Gemlik Basketsi saat 16'da Söğüt sene konuk olacak. Pazar günü Kadınlar Voleybol 2. Liginde saat 15'te Nova Gençlik Kale 1957'yi ağırlayacak. Erkekler Voleybol 2. Liginde ise Gemlik Basket saat 16.30'da İnegöl Belediyesi'ni konuk edecek. Spor gecesinin sonuna geldik. Hoşçakalın.